Değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar, hepiniz yeni bir Arapça dersine hoş geldiniz. Bugün dersimizi El-Kavaid El-Müşecca kitabının Nahiv serisinin birinci cildindeki altıncı konuyu inşallah işlemiş olacağız. Konumuz İrab-ül-Müthenna ve Cem'il-Müzekker-Salim. Müthenna ve Cem'i-Müzekker-Salim olan kelimelerin İrab'ı şeklindedir. Daha önce bu kavramı, İrab kavramını galiba anlatmıştık, duymuştuk. İrab ne demekti? Tekrar hatırlamamız gerekirse, İrab bir kelimenin cümledeki yerini tespit etmeye yarayan bir kavramdı, değil mi? Yani bunun için kullandığımız bir kavramdı. Yani cümledeki yeri acaba mübteda mıdır Arapçada? Haber midir? Fail midir? Mef'ulun bih midir? Bunun ne olduğunu biz İrab'la anlıyoruz. İrab aynı zamanda bir kelimenin sonunda alması gereken hareke ya da harfler idi. Yani cümledeki durumu mübteda ise alması gereken hareke nasıl olmalıdır onu gösteriyordu aynı zamanda. Peki buradaki kavramları bir anlayalım. Müthenna ne demek? Müthenna ikil demek. Cem-i müzekker salim ne demek? Çoğul bir kelimeyi ifade etmiş oluyor. Bu kavramları da sarf kitabından görmüştük. Ne anlamlara geldiğini, nasıl geldiğini ifade etmiştik. Şimdi değerli arkadaşlar, şu İrab konusunu yeniden kısaca bir özetlemeye çalışalım. Beyaz bir sayfamızı açalım. Evet, bakın burada El-İrab diye bir başlığımız var. İrab. Biraz önce de söylediğimiz gibi İrab kelimenin cümle içerisindeki yerini ifade etmek için kullandığımız bir kavramdır. İrab ile biz kelimenin sonundaki harekeyi ya da harfi ne yaparız? Koyarak o kelimeye aslında bir mana da vermiş oluruz. O kelime eğer özne ise verdiğimiz anlam farklıdır. Nesne ise farklıdır, değil mi? Peki İrab dediğimizde, bir kelimenin İrabı dediğimizde Arapçada 3 temel kavramla yine karşılaşıyoruz. Merfu, mansup ya da mecrur şeklindedir. Bir kelime ne zaman merfu olur? İrabı yani. Bir kelimenin İrabı ne zaman merfu olur diye sorduğumuzda hemen hatırlayacaksınız. Mübteda olduğunda, haber olduğunda ya da fail olduğunda diyeceksiniz, değil mi? Yani şimdiye kadar öğrendiklerimiz bunlar idi. Yani bir kelime şayet mübteda ise, bir kelime mübteda ise ya da haber ise değerli arkadaşlar ya da fail ise cümle içerisine fail olarak gelmiş ise mutlaka irabı merfu olarak gelir. Peki bir kelime ne zaman irabı ne zaman mansub olur? Bunu da şimdiye kadar öğrendiklerimizden biliyoruz ki mef'ulun bih şeklinde gelirse bir kelimenin irabı mansub olur. Peki ne zaman mecrur olur bir kelime? Bundan önceki dersimizde hatırlarsanız harfi celleri öğrenmiştik. Ve demiştik ki harfi cellerden sonra gelen kelimelere biz ne diyoruz? Mecrur diyoruz. Yani buraya şöyle diyebiliriz. Ba'de huruf yani harfler el car. Harfi cerlerden sonra şeklinde ifade edebiliriz. Peki bir kelime cümle içerisinde mübteda oldu ya da haber ya da fail olduysa ve merfu olarak irab edilecekse hangi tür hareke ya da hangi tür harfleri alır değerli arkadaşlar? Şimdi ona bakalım. Bir kelime merfu ise aldığı harekeler ya da harfler şunlardır. Bakın damme harekesini alır. Bir dammeyi alır. Peki dammeyi ne zaman alır? Şayet kelimemiz müfret ise ya da cem teksir ise cem teksir yani düzensiz çoğul ise ya da değerli arkadaşlar cem müennef salim ise bu kavramları sarf kitabından hatırlarsanız karşılaşmıştık değil mi? Bu kavramları biliyoruz. Ne olduğunu müfret tekil demekti. Cem teksir düzensiz çoğul olan kelime. Cem müennef salim ise evet, düzenli çoğul ama müennesler için kullandığımız bir çoğul şeklinde ifade ediyorum. Bu kelimelerden herhangi biri mübteda olursa, haber olursa ya da fail olursa alması gereken hareke dammedir. Hocam bir örnek verir misin? Tabii ki hemen vereyim. Mesela diyelim ki geldi diyelim. C-E. Kim geldi? At-talib. Öğrenci geldi. Şimdi at-talib kelimesinin at-talibü mü? At-talibe mi? At-talibi mi? Yani bu harekelerden hangisini koyacağız biz kelimenin sonuna? Tabii ki at-talibu deriz. Neden at-talibu deriz? Çünkü bu kelime müfret olarak gelmiş. Bak at-talib kelimesi bir kere daha doğrusu şöyle diyelim. Niye at-talibu deriz? Çünkü fail olarak gelmiş kelime merfudur ve merfu iken
alması gereken hareke müfretse dammedir. Peki attalibu demeyelim de, attalibu demeyelim de, cem teksir olarak gelsin, ce'e attullab diyelim, öğrenciler geldi. Bu takdirde yine koymamız gereken hareke dammedir. Attullabu derim. Bakın cem teksir, düzensiz çoğul olarak gelmiş. Peki cem müennes salim olarak gelecek olsa, o takdirde kız öğrenciler gel diyeceğiz. Tabi ce'et diyeceğiz o takdirde. Çünkü fiil failine uyacak. Ce'et ne deriz? At-talibet. At-talibetu deriz değerli arkadaşlar. At-talibetu. Neden at-talibetu dedik hocam? Çünkü cem-i müennes salim bir kelime merfu olarak geldiğinde, ki cümlede fail ise merfudur, alması gereken hareke dammedir değerli arkadaşlar. Peki bir kelime merfu iken hocam ne zaman merfu oluyordu? Söyledim ya biraz önce, bak müpteda olursa, haber olursa ya da fail olursa merfu olur dedik. Peki merfu oldu bu kelime ve cümle içerisinde müthenna gelirse, ikil olarak gelirse, evet aldığı harf eliftir. Biliyorsunuz biz müthennayı, yani ikili nasıl yapıyorduk? Kalem kelimesini mesela. Kalemani ya da kalemeyni. Yani ya kalemani deyip elifle yapıyorduk ya da kalemeyni deyip değerli arkadaşlar ye ile yapıyorduk. Bu sondaki nunu saymıyorum. Çünkü o nun değerli arkadaşlar bazen düşecek. Bazı durumlarda düşecek. Dolayısıyla ben onu irab harekesi, harfi olarak saymıyorum. Sadece elif. Kalemani'deki elif, sondan önceki, işte nundan önceki elif ya da kalemeyni'deki. Bakın. Demek ki burada müthenna olursa şayet, bir kelime müthenna olursa, bu takdirde alması gereken, merfu iken alması gereken harf eliftir. Örnek olarak verecek olursak, mesela diyelim ki ra'aytu diyelim, gördüm. Ra'aytu. Affedersiniz, fail konumunda gelmesi lazım. Fail gelecekse şayet ce'e diyeceğiz yine. Ce'e geldi. Kim geldi? İki öğrenci geldi diyeceğim. Ce'e attalibani mi yoksa attalibeyni mi diyeceksiniz ki hocam attalibani olur. Ya da attalibetani, ce'et attalibetani de diyebiliriz. Şuradaki elif değerli arkadaşlar, bunun merfu olduğunu gösteren bir işarettir. Peki niye merfu geldi bu şekilde? Çünkü attalibani kelimesi cümledeki yeri fail şeklindedir. Peki bir kelime merfu iken ne zaman vav alır, vav harfini alır değerli arkadaşlar? Cem, müzekker, salim bir şekilde geliyorsa o takdirde ne alacaktır? Vav harfini alacaktır. Örnek olarak yine ce'e diyelim, geldi. Kim geldi? El muallim diyorum ya, el muallimune diyorum. Biliyorsunuz cem-i müzekker salim yaparken ya el muallimune şeklinde yapıyorduk ya da el muallimine şeklinde yapıyorduk. Aldığı harf burada el muallimune şeklinde vav almış. Muallimin diye ye değil. Ama hocam buyur sor. Bu attalibani derken sondaki son harf harekesi kesra. Burada el muallimune derken fetha. Yani bunlar bir irab şekli değil mi? Evet değil. Yani şuradaki nun ile değerli arkadaşlar, şuradaki nun ile buradaki nun bir irab şekli değildir. İrab olan burada, burada göstermiş olduğumuz elif ile buradaki vav'dır. Bununlar bazı yerlerde düşecektir. Onun için onları biz irab şekli olarak almıyoruz. At-talibani ya da el-muallimune şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Yani bunu merfu yapan ce'el-muallimune dediğimizde fail olduğu için ve merfu olarak alması gereken hareke nedir diye sorduğumuzda ya da harf nedir diye sorduğumuzda buradaki vav'ı ifade etmiş oluyoruz. Peki bu kadar. Yani demek ki merfu olan bir kelime ya damme alıyor, ya elif alıyor, ya da vav alıyor. Ne zaman alıyor? İşte biraz önceki söylediğimiz durumlarda alıyor. Peki bir kelime mansub olduğunda ne zaman mansub oluyordu hocam? Bir hatırlatıver. Tabi mef'ulün bih olduğunda mansub oluyordu. Yani bizim Türkçe'de anlayacağımız şekliyle nesne olursa, değil mi? Nesne olursa mansub oluyordu. Peki mansub olduğunda hangi tür hareke ya da harfler alıyor? Bir fetha alıyor. Ne zaman? Müfretse şayet kelimemiz, değil mi? Bir kelime müfret ise, hadi şöyle siyahla yazalım. Bir kelime müfret ise ya da değerli arkadaşlar cem teksir dediğimiz, yani düzensiz çoğul bir şekilde gelmiş ise o takdirde ne olur? Fetha alır.
Peki hocam bir örnek verir misin? Tabii ki. Bakın nasıl örnek vereceğim. Ra'aytu dedim. Ra'aytu gördüm. Kim gördü? Ben gördüm. Şimdi gelecek olan kelime nesnedir. Yani mef'ulün bih'tir. Ne gördüm? Değil mi? Ya da kimi gördüm? At-talib kelimesi desem burada. At-talib bu mu derim? At-talibe mi? At-talibi mi? Bakın bir öncekinde merfu olduğunda yani fail olarak geldiğinde at-talib bu demiştim. C-E at-talib bu demiştim hatırlarsanız. Burada ise ra'aytu at-talibe derim değerli arkadaşlar. Aldığı hareke burada fethadır. Neden hocam? Çünkü burada mef'ulun bih'tir. Mef'ulun bih olan kelime mansuptur. Mansup olduğunda aldığı hareke şayet müfretse fethadır değerli arkadaşlar. Bakın çok kolay matematiksel bir işlem var aslında. O matematiksel işlemi doğru bir şekilde ezberler kavrarsak kelimelerin sonuna neler gelip gelmeyeceğini rahat bir şekilde anlayabiliriz. Peki cem-i teksire gelelim. Şayet at-talibe değil de bu at-tullab olacak olsaydı. Raytu ben gördüm. Kimi gördüm? At-tullab öğrenciler. Bakın cem-i teksir düzensiz bir çoğul. At-tullab bu mu? At-tullabe mi? At-tullabi mi? Diyeceksiniz ki hocam burada cem-i teksir olarak geldiğine göre at-tullabe şeklinde gelmiş olması gerekiyor. Bravo. At-tullabe kelimesi cem-i teksirdir ve alması gereken hareke burada fethadır çünkü mef'ulün bih'tir. Peki bir kelime mansub iken ne zaman kesre alır? Bak mansub iken fetha aldığı durumları söyledik. Peki ne zaman kesre alır? Cem müennes, cem müennes salim olduğunda, cem müennes salim olduğunda bu takdirde ne alır? Mef'ulün bih olursa şayet mansub olduğundan dolayı kesre alır. Harekesi kesredir. Örnek olarak mesela yine ra'aytu diyelim. Ra'aytu gördüm. Kimi gördüm? At-talibet. Kız öğrencileri gördüm diyeceğim. Bakın bu cem-i müennes salim bir kelimedir. Şimdi bana sormayın hocam cem-i müennes salim nedir? Cem-i teksir nedir? Cem-i müzekker salim nedir? Bunları sormayın çünkü bunları anlattık. Hocam nerede anlattın? Sarf dersinde anlattım değil mi? Sarf dersine bakarsanız orada bu kavramları görmüş olursunuz. Zaten o kavramları bilmiyorsanız yani burada söylediğim kavramları bilmiyorsanız önce o dersi mutlaka bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Peki cem-i müennes salim olan bir kelime. Cem-i müennes salim olan bir kelime. Şayet mansub olarak gelir. Yani burada mef'ulün bih olmuş, mansub olmuş. Bak ra'aytu gördüm kimi? Mef'ulün bih'tir burada. Mansup olmuş. Şayet mef'ulün bih şeklinde geliyorsa aldığı hareke kesradır. Tamam mı? Aldığı hareke kesradır. Ra'aytu talibati derim bakın. Peki. Ra'aytu at-talibate desem öyle bir kelime yok değerli arkadaşlar. Ra'aytu talibate deme ihtimalimiz yok. Ne diyeceğiz? Ra'aytu talibati diyeceğiz. Mansuptur. Mansupluk işareti neymiş? Mansupluk işareti kesradır. Peki. Gelelim bir kelime mansub iken yani mef'ulün bih olarak geldiğinde ne zaman ye alır? Bu da değerli arkadaşlar müthenna olursa şayet bir kelime müthenna olursa ya da cem müzekker salim olursa cem müzekker salim olursa bu iki durumda alması gereken harf y'dir. Hani bundan öncekinde ne demiştik? C-E attalibani demiştik. Attalibani yani iki öğrenci geldi derken oraya elifle gelmişti. Burada ise orada çünkü fail olmuştu elifle getirilmişti. Burada ise mansub olduğundan dolayı örnek raitu diyelim yine gördüm. Ben gördüm fail benim burada. Kimi gördüm? Bak mef'ulün bih arıyorum. Kimi? İki öğrenciyi. Attali beni mi attali beyni mi? Tabii ki attali beyni şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyor. Buradaki bizim değerli arkadaşlar buradaki irabımız hangisidir? Şuradaki y'dir. Yani attali beni demedim de attali beyni dedim. Y getirdim oraya. Niçin? Çünkü mansub olmuş. Mef'ulün bih şeklinde geldiğinde mansupluğu nasıl geliyor? Y ile geliyor. Peki. Eğer cem-i müzekker salim olacaksa cem müzekker. Mesela el alim kelimesi. El alimune ya da el alimine olurdu. Raytu dedikten sonra ne diyebilirim buraya? Raytu gördüm. Kimi gördüm? El alimine derim, değil mi? El alimine şeklinde ifade ederim. Yine buradaki ye değerli arkadaşlar bunun mansub olduğunu gösteren bir işarettir. Ye ile yapıyoruz. Gelelim üçüncü kavrama, mecrurluk kavramı.
Bir kelime ne zaman mecrur olur? Bir kelime şayet harfi cerden sonra gelirse mecrur olur demiştik. Bundan önceki derste öğrenmiştik. Peki mecrur olduğunda alması gereken hareke nedir? Kesradır. Peki bu kesrayı ne zaman alır? Bir, müfretken alır. İki, cem teksir iken alır. Cem teksir. Üç, cem müennes salimken alır. Cem müennes salim şeklindeyken alır değerli arkadaşlar. Peki müfret tekil demek. Cem teksir düzensiz çoğul. Cem müennes salim de düzenli müenneslerin çoğulu şeklinde ifade ediyoruz. Örnek olarak verecek olursak. Mesela diyelim ki burada maviyle yazalım şuraya karışmasın. Sellemtu diyelim. Sellemtu selam verdim. Ala kime selam verdim? Ala talibin derim. Ala talibin. Ya da ala talibi de diyebilirim. Fark etmez. Yani bunu marife de yapabiliriz. Ala talibi deriz. Öğrenciye. Bak ala harfi cerinden sonra gelince mecrur olur. Peki mecrurluk işareti müfretse şayet kelimemiz at-talibi deriz. Peki ben cem teksir olarak kullanacak olsam burayı at-talibi değil de öğrencilere diyecek olsam yine aynı. Alat-tullabi derim. Alat-tullabi. Peki öyle değil de cem müennes salim olacak olsa yani kız öğrencilere selam verdim diyecek olsam alat-talibati derim. Alat-talibati. Bakın dikkatinizi bir şey çekti. At-talibati kelimesi cem müennes salim olan bir kelime. Kesra alıyor burada. Bir öncekinde de kesra alıyordu. Yani mansub olduğunda da kesra alır. Mecrur olduğunda da kesra alır değerli arkadaşlar. Cem-i müennes salim olan bir kelime. Demek ki mansupken de mecrurken de kesra alıyor. Mansupken alması gereken mansupluk işareti olarak alması gereken hareke kesradır deriz. Mecrurken de alması gereken hareke kesradır deriz. Peki mecrur iken ne zaman y alıyor değerli arkadaşlar? Mecrur iken ne zaman y alıyor? Müthenna olduğunda ya da cem müzekker salim olduğuna. Bir öncekinde olduğu gibi. Yani mansupta, mansup olduğunda ne zaman y alıyordu? Müthenna ve cem müzekker salim olduğunda ne alıyordu? Cümle içerisinde y alıyordu. Burada da aynı şekilde. Peki bu takdirde örnek verecek olsam dedim ki mesela sellemtu diyelim yine. Sellemtu. Selam verdim. Ale kime selam verdim? İki öğrenciye selam verdim derim. At-talibani mi yoksa at-talibeyni mi? Dersiniz ki hocam at-talibeyni derim. Niye at-talibeyni dedin? Çünkü mecrurdur. Ve cümledeki yeri mecrur olduğundan dolayı alması gereken harf y'dir. Peki el-alimin diyecek olsam cem-i müzekker salim şeklinde gelecek olsa yine burada mecrur olduğunu ne yapar? Gösterir. Demek ki mansub olduğunda da mecrur olduğunda da alması gereken harf y'dir burada değerli arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Şimdi konumuza tekrar bir daha dönelim. Konumuz neydi? Cem-i müthennanın ve cem-i müzekker salimlerin irabı. Şimdi ben size sorsam. Müthenna merfu olduğunda, bakın müthenna merfu, mansup ya da mecrur olur. Değil mi? Müthenna merfu, mansup ve mecrur olur. Peki ben yine beyaz bir sayfayı açayım. Size oradan özetleyeyim değerli arkadaşlar. Bir müthenna. Müthenna yazalım şuraya. Konumuz o ya. Müthenna dediğimizde ya merfu olur bu müthenna ya mansup olur ya da mecrur olur. Peki hocam merfu olduğunda alması gereken harf nedir? Eliftir. Mansup ya da mecrur olduğunda alması gereken y'dir. Bitti. Burada at-talibani olur. Birin merfu iken mansup ya da mecrur iken y alır. At-talibeyni olur. Peki aynı şeyi cem müzekker salim için yapacak olsak cem müzekker salim. Yani şurası müthenna değil de diyelim ki burası cem müzekker salim olsun. Cem yazalım buraya. Cem müzekker salim. Bu takdirde cem müzekker salim merfu olduğunda ya da mansup ya da mecrur olduğunda ne alır? Sadece şurası değişir. Bakın elif almaz o, vav alır. Diğerlerinde y alıyor yine. Cem müzekker salim merfu olduğunda muslimune oluyor.
mansup ya da mecrur olduğunda müslimine şeklinde gelmiş oluyor. Bu kadar. Bu dersimizin özeti yani müthenna ve cem'i müzekker salimin irabını bize soruyor. Müthenna'nın ya da cem'i müzekker salimin irabının nasıl olduğunu bu şekilde ifade etmiş olduk. Bakın şimdi cümlemize. İstekbele attalibani elmuallime şeklinde ifade ediyor. İki öğrenci ne yaptı? İki öğrenci öğretmenle karşılaştı. Şimdi şurayı değerli arkadaşlar bir inceleyelim. Attalibani kelimesinin cümledeki yeri nedir? Faildir. Fail merfudur. Merfu iken alması gereken hareke harf daha doğrusu eliftir. Talibani dedim. Halbuki vedda uğurladı. Kim uğurladı? El-validu, baba. Kimi uğurladı? Bak mef'ulun bih olarak gelmiş. At-talibeyni. Mef'ulun bih mansuptur. Mansupken alması gereken hareke ya da harf değerli arkadaşlar y şeklinde olmalıdır. La'ibe selimun ma'at-talibeyni derken Selim ne yaptı? Oynadı. Ma'at-talibeyni iki öğrenciyle oynadı derken yine mecrur olarak gelmiş bakın burada. Bu ma'a bir zarftır. Zarflardan sonra gelen kelimeler mecrur olur değerli arkadaşlar. Bakın yine y ile gelmiştir. Demek ki merfu olduğunda elifle, mansup ya da mecrur olduğunda y ile geliyor. Aynı şeyi cem-i müzekker salim için yapalım. İstekbelel muhendisune. Evet, el muhendisune faildir. Fail ise merfudur. Merfu ise cem-i müzekker salim geldiğinde alması gereken harf vav'dır. El muhendisune şeklinde ifade ederim. Yine vedde'al vâidul muhendisine diyor bakın burada y ile gelmiş. İşte ma'a selimun bil muhendisine. İşte ma bi harfi c ile kullanılmış görüyorsunuz. Kendisinden sonraki kelime mecrur olarak gelmiştir değerli arkadaşlar. Demek ki evet müthennanın ve cem-i müzekker salimin irabını bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi kitabımız bize bolca alıştırmalar yaptıracak ve o şekilde anlamış olacağız değerli arkadaşlar. Burada benim söylediklerimin özetini evet Arapça olarak ifade ediyor. Onları geçiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi buraya bir bakalım. Diyor ki imle-i farag bismil müthenna münasip. Uygun bir müthenna isimle doldur. Bakalım. Qara'tu okudum diyor. Qara'tu okudum. Peki kim okudu? Ben okudum. Ben failim. Neyi okudum dediğimde? Bak mef'ulun bih arıyorum. Mef'ulun bih mansuptur. Mansupken nasıl geliyordu? El-kitabani mi? Yoksa el-kitabeyni mi? Evet doğru. El-kitabeyni deriz. Aferin. El-kitabeyni. Bakın ye ile mansup olmuş değerli arkadaşlar. Sonra hazara geldi. Kim geldi? Bakın burada fail geldi buraya. Fail olacak burası. Bir öncekinde mef'ulun bihti. Burada fail olacak. Peki fail merfu olur. Merfu iken müthennası elifle gelir. O zaman el-üstâzâni derim. Hazara el-üstâzâni. İki hoca geldi ile eddersi şeklinde ifade ederim. Değerli arkadaşlar bunlar aslında bir anlam da katmış oluyor. Yani cümlede bize almamız gereken ya da anlamamız gereken manayı da vermiş oluyor. Mesela diyelim ki şöyle diyebilir miyim ben? Hoca gördüm diyebilir miyim? Diyemem. Hocayı gördüm derim değil mi? O i-ı-yı ilave ettiğimiz o hocayı gördüm derken ki o hareke aslında Arapçada işte ufethadır ya da y'dir buradaki ifade ettiğimiz y'dir. Ben hareke bana manayı veriyor demiştim ya. Şöyle bir örnekle ben size açıklayayım. Mesela diyelim ki katele öldürdü. Bakın şimdi katele el hakim dedim. Mesela buraya el muhasib diyelim. Bir kelime yazalım. Katele el hakim el muhasib. Hakim hakim demek muhasip de muhasebe işleriyle uğraşan. Bakın harekelerine bakın. Ben buraya şimdi قَتَلَ الْحَاكِمَ الْمُحَاسِبُ dersem kim kimi öldürmüş olur burada değerli arkadaşlar? Hocam hakim muhasibi öldürür işte. Hayır. Hakim muhasibi öldürmedi burada. Burada hakim öldürülendir. Bak hakim الْحَاكِمَ diyorum bakın burada. Mef'ulun bih olarak gelmiş. Hakimi öldürdü. Hakimi kim öldürdü? Muhasip öldürdü. Muhasebe işleriyle uğraşan kişi ne yaptı? Evet öldürdü şeklinde ifade ediyoruz. Muhasibi bu derim bakın burada. Halbuki hakim muhasebe işleriyle uğraşan adamı öldürdü diyecek olmamız için el katelel hakimu derim. Burada fail yaptım şimdi. El muhasibe şeklinde ifade etmiş olurum.
Görüyorsunuz değil mi? Bir hareke bana aslında o cümledeki kelimenin yerini gösteriyor. Bu cümlede bu kelime fail mi, mef'ulun bih mi? Yani Türkçe'de karşılığı özne mi, nesne mi? Ne yapıyor? Bunu gösteriyor bana. Burada da yine aynı şekilde. Mesela şeribet şevvalu. Şevval ne yaptı? İçti diyoruz. Şeribet şevvalu. Burada fail olduğu için şevvalu dedim. Şevval ne içti? Bakın mef'ulun bih arıyorum. Ke'seyni derim. İki kase işte ma'vali diye babasıyla iki kase ne içti mesela? Diyelim ki meyve suyu içti. Sonra gelelim buraya. Bakın bir isimle başlayacak. İsimle başlayacaksa değerli arkadaşlar, isimle başlayan cümleye biz isim cümlesi diyoruz. İsim cümlesinde olmazsa olmaz müpteda ve haber vardır. O zaman burası müpteda ile başlayacak. Müpteda merfudur. Merfuluk işareti müfenna olduğunda eliflerdir. O zaman el-kitabani derim. El-kitabani, mufidani, cidden. İki kitap çok faydalıdır şeklinde ifade ediyor. Mufidani kelimesinde görüyorsunuz burada yine elifle gelmiş. Çünkü haber de merfu olarak gelmiştir. Peki gelelim buraya. Fahasat muayene etti diyor. Kim muayene etti? Fail olacak mutlaka. At-tabibetani şeklinde ifade ederiz. At-tabibetani iki doktor hanım. Meridayni iki hastayı muayene etti. Meridayni bakın mef'ulün bih olduğu için ye ile gelmiş. At-talibetani iki öğrenci. Burası müpteda konumunda. Nacihetani deriz haber olarak gelmiş. İki öğrenci başarılıdır. Nerede? Fil camiati. Şehedet izledi. Kim? At-talibetani. Fail olarak gelmiş. Bakın at-talibetani kelimesi. Peki kimi izledi? Mef'ulün bih'e ihtiyacım var. O zaman neyi izledi ya da filmeyni deriz bakın. İki filmi izledi şeklinde ifade ediyoruz. Hamidun ve Hüsam. İki kişiden bahsediyor. Hamid ile Hüsam. Burası müpteda konumunda. Nedir? Habere ihtiyacım var. Mühendisani derim. Haber merfudur değerli arkadaşlar. Merfu ise müthenna olduğunda alması gereken harf burada eliftir. Mühendiseyni diyemem. Mutlaka mühendisani şeklinde ifade ederim. Mühendisani mahirani. Usta iki mühendistir şeklinde ifade ediyor. Peki. Sorumuzda havvilil fa'il ilel müthenna diyor. Fa'ili müthenna'ya dönüştür. Bak fa'ili müthenna'ya dönüştür diyorsa bu iş benim için o kadar kolay ki. Ne yapacağım peki hocam? Burada yapmam gereken çok basit bir şey var. Müthenna'ya dönüştürürken iki yöntem vardı. Ya elifle yaparım ya ye ile. Kalemani ya da kalemeyni. Mühendisani ya da mühendiseyni. İşte diyelim ki nafidetani ya da nafideteyni. Peki hangisiyle yapacağım? Fa'il ise elifle yapacağım. Bitti nokta. Değil mi? Bak örnek vermiş. Vasalel musafiru. Evet. Yolcu ne yaptı der, diyor. Ulaştı. Neye ulaştı? İlâ beledihi. Şehrine ulaştı. Bu hi tabi zamir değerli arkadaşlar. Buradaki hi. Nereye gidiyor bu? Müsafir kelimesine gidiyor. Peki vasalel musafirani derim bakın. İki yolcu geldi demek için fail ise kelime elifle yaparım. Değil mi? Müsafirani. İlâ beledihime. Buradaki hima da yine müsafiran. Yani buradaki zamiri de değiştirmiş olduk. Bakalım örnek olarak. Hakemel hakimu bil adli diyor. Hakeme yazarım yine. Sonra el hakimani derim bakın. Bil adli şeklinde ifade ederim. Fiili değiştirmem. Hatırlarsanız bir önceki derslerimizde fail ister müfret olsun, ister müfenna, ister cemi. Fark etmez. Fiil daima evet müfret şekliyle gelecektir. Sadece müzekker mi, müennes mi, fail mi ona bakıyorum. El hakimani burada müzekker olduğuna göre hakeme de böyle geliyor. El hakimani dedim. Doğru oldu. Failimiz çünkü merfudur. Elifle gelecek. Şeribet attifletu asiraha diyor. Ne yaparım? Şeribet derim yine. Şeribet attifletani derim. Bakın elifle yaptım. Neden hocam elifle yaptın? Çünkü merfudur. Fail merfudur. Peki sonra asir rahuma derim. Bu huma değerli arkadaşlar iki kız öğrenciye gitmiş. Burada asiraha demişti. Evet. Yani meyve suyunu içti şeklinde ifade ediyor. Burada ikisi meyve suyunu içti manasını ifade ediyor. Peki. Sonra haraca el müdiru müdür çıktı. Minel medreseti nereden çıktı? Evet okuldan çıktı. Yine haraca yazarım. Tekrar fiili yazmıyorum. El müdirani derim. Bitti. El müdirani sonra minel medreseti aynı. Peki. Ketebet el muallimetu alessebbura. Öğretmen, hanım öğretmen. Tahtaya yazdı diyor. Ne derim? Ketebet el muallimetani derim. Alessebburati. Bitti bu kadar. Bakın el muallimetu kelimesi fail.
Fail olduğu için merfu. Müthenna yaptığımda merfuluğu nasıl yapıyorum? Elifle. Fekkara al-alimu fil mes'eleti. Alim konuyla alakalı düşündü. Peki, fekkara al-alimani derim. İki alim ne yaptı? Düşündü. Fil mes'eleti. Bu kadar. Amilet ez-zevcetu. Evet, hanım ne yapmış? Ta'amen levîfen. Güzel bir yemek yaptı. Ne yaparım? Amilet ez-zevcetani şeklinde. İki hanım ne yaptı? Güzel, temiz, lezzetli bir yemek yaptı. Sonra fahasat tabibul mahiru. El-merida. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. At-tabibu fail ama el-mahiru kelimesi onun sıfatı. Sıfat da kendisinden öncekine ne yapar? Uyar. Sayı bakımından uyumak zorunda. İrab bakımından uyumak zorunda değerli arkadaşlar. Bunu inşallah sıfat konusunda görmüş olacağız. Dolayısıyla fahasa dedikten sonra burada at-tabibani deriz. At-tabibani. Sonra el-mahirani. Onu da çeviririz. Çünkü o da onun sıfatıdır. At-tabibani el-mahirani el-merida. İki, işte diyelim ki tecrübeli doktor hastayı muayene etti. Dehalet et-tilmizetus-sagiratu diyor bakın. Küçük, bakın as-sagiratu yine et-tilmizetu kelimesinin neyidir? Sıfatıdır. Et-tilmizetu burada fail konumundadır. Nasıl derim? Dehalet et-tilmizetani derim. İki kız öğrenci. As-sagiratani iki kız öğrenci. As-sagiratani derim. Evet. As-sagiratani ed-derse şeklinde ifade etmiş olurum. Peki. Gelelim bir sonraki alıştırmaya. Bu sefer mef'ulun bihi müthenna yap diyor. Çok kolay. Çok kolay. Bakın bir kelime merfu olduğunda müthenna ise elifle yaparım. Değil mi? Talibani şeklinde yaparım. Peki mef'ulun bihse yani mansupsa talibeyni yaparım. Mektubeyni yaparım. Bebeyni, nafideteyni. Değil mi? Hep böyle ye ile yapalım. O kadar. Sadece şunu bilmem lazım. Bunun cümledeki yeri mef'ulun bih olan kelime hangisidir? Bakalım. Şeribel veledu çocuk içliyor. Kuben. Bak kuben kelimesi burada nedir değerli arkadaşlar? Burada mef'ulun bihtir. Yani bir bardak içti. Minel halib. Evet, sütten bir bardak içti. Şeribel veledu kubeyni derim. O kadar. Kubeyni demem. Kubeyni derim. Çünkü mef'ulun bihtir. Mansuptur ve mansupluğu ye ile olur. Fahasat tabibu. Doktor muayene etti. Kimi? Meridan. Meridan kelimesi mef'ulun bihtir. Bakın o zaman fahasat tabibu meridayni şeklinde ifade ederim. Meridayni. Şeribet attifletu el asira diyor. Kız çocuğu işte ne içti? Meyve suyunu içti. O zaman şeribet attifletu derim yine el asirayni. İki meyve suyunu içti şeklinde ifade ederim. Mef'ulun bihi müthenna çevir dedi ya ben de onu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Peki çevirirken neye dikkat ediyorum? İraba dikkat ediyorum. Çünkü mef'ulun bihse ne yapacaktır? Evet. Ye ile olacaktır. Ahraca çıkardı. El müdiru müdür çıkardı. Varakaten bir kağıt çıkardı. Evet. Ahraca el müdiru ne derim? Varakateyni derim. Varakateyni. İki kağıt çıkardı. Manasını ifade ederim. Ketebet el müdiratu. Evet. Müdire hanım ne yazmış? İsmen bir isim yazdı. O zaman ketebet el müdiratu ismeyni şeklinde ifade ederim. Aslahal mühendisü seyyarete. Evet, es-seyyarete mef'ulun bihtir. O zaman aslahal mühendisü es-seyyarateyni şeklinde ifade ederim. Amilet ez-zevcetu ta'amen lezîzen. Bak lezîzen kelimesi kendisinden öncekinin neyidir? Sıfatıdır. O zaman amilet ez-zevcetu ta'ameyni derim bir kere. Ta'ameyni. Sonra levîveyni şeklinde ifade etmiş olurum. Ketebat tabibu deva'en cümlesinde. At-tabibu burada fail. Deva'en kelimesi ise mef'ulun bihtir. Peki ne derim? Ketebe at-tabibu deva'eyni. İki ilaç yazdı şeklinde ifade ederim. Dehalet et-tilmîzetu kız öğrenci girdi. Hangi kız öğrenci? As-sagîratu, küçük kız öğrenci. Neye girdi? Ed-derse. Ed-derse mef'ulun bih olduğuna göre dehalet et-tilmîzetus-sagîratu ed-derseyni derim. O kadar. Ed-derseyni. Peki. Havvil mâ tehtevû khat ilel-müthennâ. Altı çizil olan kelimeyi müthennâ'ya çevir diyor. Şimdi altı çizil olan kelimeye bakmamız lazım. Acaba fail mi, mef'ulun bih mi, mecrur mu? Yani cümledeki yerine bakmamız lazım ki acaba bunu elifle mi yapacağım, ye ile mi yapacağım? Mesela tenavvelel veledü demiş fail. Altı çizil olan kelime fail. O zaman veledâni diyeceğim.
قرأت الطالبة الحكاية. حكاية كلمة مفعول به. O zaman el hikayeteyn diyeceğim. Yani bunu elifle mi yapacağım, ye ile mi yapacağım, cümledeki yerine bakmam lazım. فَحَسَ الطَّب۪يبُ مَر۪يضًا dediğine göre bu مَر۪يضًا مَفْعُولٌ بِهْتِرْ. O zaman bunu مَر۪يضَيْنِ şeklinde ifade ederim. Müthennaya çevir demiş ya, مَر۪يضَيْنِ derim. شَرِبَتْ الطِّفْلَةُ kız öğrenci ya da kız çocuğu içti. Ne içti? Çay içti. Ne derim? شَرِبَتْ burada fail olduğuna göre اَطِّفْلَتَانِ derim. Bakın اَطِّفْلَةُ kelimesi fail konumunda. Dolayısıyla اَطِّفْلَتَانِ şayen derim. اَخْرَجَ الْمُد۪يرُ müdür çıkardı. وَرَقَةً bir kağıt çıkardı. وَرَقَةً kelimesi burada mef'ulun bihtir. O zaman اَخْرَجَ الْمُد۪يرُ وَرَقَتَيْنِ şeklinde ifade edelim. İki kağıt çıkardı. Mef'ulun bihtir çünkü burada. كَتَبَتْ الْمُد۪يرَةُ ismen. Müdire hanım bir isim yazdı diyor. Müdire hanım burada fail olduğuna göre كَتَبَتْ الْمُد۪يرَتَانِ derim ismen. أَصْلَحَ الْمُهَنْدِسُ السَّيَّارَةَ mühendis arabayı tamir etti. Es-seyyarete mef'ulun bih olduğuna göre aslahal mühendisu es-seyyarateyni şeklinde ifade etmiş olmam gerekiyor. Peki. Devam edelim. Amilet ez-zevcetu ta'amen lezîzen diyor. Altı çizil olan kelime ta'amen kelimesi. Ama dikkat edeceğim. Bunun sıfatı da buna aittir. Onu da çevirmem lazım. Amilet ez-zevcetu dedikten sonra ta'ameyni levîveyni derim. Levîveyni şeklinde ifade etmiş olurum. Sonra ketebet tabibu devâen cümlesinde devâen kelimesi mef'ulun bihtir. O zaman devâeyni şeklinde ifade ederim. Dehalet ettilmîzetussagîratu. Bakın bu buna bağlıdır. Sıfatıdır çünkü. Ed-dersi. Altı çizil olan kelime faildir. Yani sadece altı çizil olan kelimeyi çevirmeyeceğim. Ona bağlı başka bir kelime varsa onu da çevirmem gerekiyor. دَخَلَتْ اَتْتِلْم۪يذَةُ dedikten sonra ben burada اَتْتِلْم۪يذَتَانِ şeklinde ifade ederim. اَتْتِلْم۪يذَتَانِ sonra اَسَّغ۪يرَتَانِ derim. اَسَّغ۪يرَتَانِ اَدْدَرْسَ şeklinde ifade ederim. Peki gelelim şimdi. Benzer şeyi cem-i müzekker salimler için yapacağız değerli arkadaşlar. Cem-i müzekker salim merfu olduğunda vavla, mansup ve mecrur olduğunda ye ile yapılıyordu. Bakalım. قَابَلْنَا biz karşıladık diyor. Biz kim? Fail biziz. Kimi karşıladık? Mühendisleri karşıladık. O zaman mühendisler mef'ulun bih ise ye ile gelecektir. Bitti. El muhendisine derim. Fiş şirket. Yani buraya el muhendisuna diyemem. Çünkü fail zaten belli. Bir fiilin iki tane faili olmaz değerli arkadaşlar. El muhendisuna şeklindeki kelimeyi oraya getiremem. Hazara geldi. Peki kim geldi? Bakın faile ihtiyacım var. O zaman el muallimuna derim. Vallahi olacak. Şekeret sacidetu. Evet Sacide hanım ne yapmış? Teşekkür etmiş. Kime teşekkür etmiş? Bak mef'ulun bihe ihtiyacımız var. O zaman el amiline işçilere teşekkür etti şeklinde ifade ediyor. Semi'a işitti. Kim işitti? El muslimune. Müslümanlar işitti. Neden? Çünkü fail konumunda vavla olacak. El ezane. Ezanı Müslümanlar işitti şeklinde ifade ediyor. Fahasat attabibetu. Doktor hanım muayene etti. Kimi? Mef'ulun bih olacak burada. El musafirine deriz. Yolcuları muayene etti. İlel hac. Hacca giden yolcuları muayene etti şeklinde ifade ediyoruz. Sonra el muhlisune diyor bakın. İhlaslı olanlar. Burada müptede olarak gelmiş. İhlaslı olanlar kelimesi müptede olarak gelmiş. Neye ihtiyacım var? E tabii ki habere ihtiyacım var. O zaman kefirune derim. Çünkü haber merfudur. Merfuluğu cem müzekker salim olarak geldiğinde vavlu olur. İhlaslı olanlar çoktur diyor. Efleha felaha erdi ya da kurtuluşa erdi anlamında bir fiildir. Kim kurtuluşa erdi? Fail olacak. O zaman el-mu'minune şeklinde ifade ederiz. Yine el-muslimune diyor. Müslümanlar kelimesi burada müptedadır. Habere ihtiyacım var. Nazifune şeklinde Müslümanlar temizdirler şeklinde ifade etmiş oluyorum değerli arkadaşlar. Peki. حَوِّلِ الْفَاِلِ اِلَى جَمْعِ مُذَكَّرِ سَالِمِ diyor. Faili cem-i müzekker salime dönüştür. Bakın, وَصَلَ الْمُسَافِرُ bakın, faili cem-i müzekker salime dönüştür diyorsa bir tek yöntem var zaten. Vavla yapacağım, başka yok. Tamam mı? مُسَافِرُونَ مُهَنْدِسُونَ مُعَلِّمُونَ طَالِبُونَ hep öyle olacak. Başka çarem yok. Cem-i müzekker salim merfu olduğunda, fail olduğunda merfu oluyor. Merfu olduğunda vavla yapacağım. Örnek, وَصَلَ الْمُسَافِرُ diyor bakın. Burada fail konumunda. Dolayısıyla
Dolayısıyla ben ne yapacağım bunu? Cebimize kesi halim yapmak için. El müsafirune şeklinde ifade edeceğim. Şekerel amilu diyor. İşçi ne yaptı? Teşekkür etti. Kime? Mudirahu. Öğretmenine teşekkür etti. Ne derim burada? Şekera dedi. Şekera derim. El amilune. İşçiler teşekkür etti. Kime? Müdürlerine. Mudirahum derim. Tabi bu zamir ne yapması lazım? Bu zamir el muallimune, el alimune, el amilune kelimesine dönüş yapması lazım. Burada hu diyordu. El amilu kelimesine dönüş yapmıştı. فَرِحَ الْمُؤْمِنُ بِالصِّيَامِ Mümin oruçla ne yapar? Sevinir diyor. Bu arada فَرِحَ بِي ile kullanılır. Unutmayalım. الْمُؤْمِنُ kelimesi faildir. O zaman فَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ derim değerli arkadaşlar. O kadar. Devam edelim. خَرَجَ الْمَسْؤُولُ diyor. Sorumlular ne yaptı? Çıktı şeklinde ifade ediyor. O zaman الْمَسْؤُولُ kelimesi fail olduğuna göre خَرَجَ الْمَسْؤُولُ ulûne şeklinde ifade ederiz. Mine şirketi. Ahabbel müşahidu. İzleyici sevdi. Neyi sevdi? El müselsele Türkiye. Türk dizilerini sevdi diyor. Burada failimiz el müşahidu kelimesi. Bir öncekinde el mes'ulu kelimesiydi. O zaman ahabbe el müşahidûne derim. Değerli arkadaşlar. Fekkarel alimu. Alim düşündü. Peki neyi düşündü? Konuyu düşündü. Peki ya da problemi. Fekkara el-alimûne derim. Vavla dönüştüreceğim. Neden vavla? Çünkü fail, merfu. Merfuz, cem-i müzekker, salim olarak geliyorsa vavla yapacağım. Bitti, nokta. Amile-tabbâhu. Ta'amen nevîven. At-tabbâhu kelimesi burada aşçı demek değerli arkadaşlar. Bir lezzetli bir yemek yapmış. Peki ne derim? Aşçılar yaptı diyeceğim. Amile-at-tabbâhu ne derim? Cem-i müzekker, salime dönüştürüyorum. Vavla yapalım çünkü faildir. Sebbaha. Sebbaha yüzdü demek. Es-sebbahu el-mahiru. Bakın mahir onun sıfatıdır. Yani maharetli, becerikli, usta demek değil mi? Yüzücü ne yaptı? Denizde yüzdü. O zaman ne derim? Sebbaha dedikten sonra es-sebbahune el-mahirune derim. Evet, sıfatı da ona uymuş olması gerekiyor. Neşaral muharriru. Muharrir yani yayıncı ne yapmış? As-sahifete. Gazeteyi yayınlamış. El-muharriru fail olduğuna göre neşara dedikten sonra el-muharrirune şeklinde ifade etmiş olurum. Gerisi aynı. Havvil el-mef'ul bihi ila cem-i müzekker salim diyor bu sefer. Mef'ulun bihi cem-i müzekker salime dönüştür. Gayet kolay. Cem-i müzekker salim zaten ya muhendisune şeklinde une olur ya da iğne olur. Değil mi? Ne zaman iğne olurdu? Mef'ulun bih olursa ya da mansup ya da mecrur olursa değil mi? İfade ediyorduk. Vedda'na. Biz uğurladık. Kim biz? Burada fail. Kimi? El musafira. Buradaki musafir kelimesi değerli arkadaşlar mansuptur. Çünkü mef'ulun bih'tir. Dolayısıyla el musafirin ederiz. Azzebe. Yani azap, işkence etti. Kim? El müşrikune. Müşrikler. El mu'mine. Mümin olan kişiye ne yaptı? Eziyet etti. Ne derim ben burada? Azzebe, azzebe. El müşrikune dedikten sonra el mu'minine derim. Mef'ulun bih çünkü ne ile gelecek? Evet, ye ile gelecek. Tereke es-sa'iqu. Evet, şoför bıraktı. Kimi el müsafira. Burada mef'ulun bih şeklinde gelmiştir. Yani yolcuyu bıraktı. Fil hafireti nerede bıraktı? Otobüste bıraktı. El müsafira kelimesini nasıl çeviririm? Terekes sa'iqu el musafirine derim. Mef'ulun bih. Cem-i müzekker salim olduğu zaman ye ile gelir. Ahraca el hakimu. Hakim ne yaptı? Çıkardı. El mescune. Mescun kelimesi hapiste bulunan kişiye verilen kelimedir. El mescune burada mef'ulun bih olarak gelmiş. Mescun kelimesi değerli arkadaşlar. Bakın Cem-i müzekker salim gibi görünüyor ama öyle değil. Mescun sonundaki vav ve nun kelimenin kendisinde var zaten. Aynı zeytun gibi, mecnun gibi mesela kelimenin kendisinde var. Dolayısıyla bunu el-mescununa mı diyeceğim, el-mescunine mi diyeceğim? Hocam mef'ulun bih olduysa, ahracel hakimu el-mescunine şeklinde ifade etmiş olacağım. El-mescunine mine's-sicn, sicinden çıkardı. Şahedet izledi diyor. Kim? El-müdiratu. Müdire hanım izledi. Kimi izledi? El-muvazzafe.
Evet, görevliyi izledi. El-muvazzafa kelimesi burada mef'ulün bih olarak gelmiş. Dolayısıyla onu çevireceğim. Şehadet el-müdiretu el-muvazzafine derim. Değerli arkadaşlar. El-muvazzafine fil hadikati. Bahçedeki görevlileri, memurları izledi. Fahasat tabibu, doktor muayene etti. Kimi? El-muhendise. El-muhendise burada mef'ulün bihtir. Mansupsa cem-i müzekker salim şeklinde getireceksek el-muhendisine şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyor. Sonra kafe. Kafe ödüllendirdi demek. Kim? El-muhasibu. Muhasip. Yani muhasebe işleriyle uğraşan kişi ödüllendirdi. Kimi? El-amilen-neşita. Bakın işçi. Nasıl işçi? Bu işçi sıfatı olduğuna göre onu da çevireceğim. El-neşita dinç. Çalışkan işçiyi ne yaptı? Evet, ödüllendirdi. Ne derim? Kafe el muhasibu dedikten sonra el amiline, el amiline yani işçileri, nasıl işçiler? En neşitine şeklinde ifade etmiş olurum. En neşitine. Sonra ekreme Ahmedu, Ahmet ikram etti. Kime ikram etti? El caia, aç olan kişiye. Burada failimiz Ahmet. El caia ise mef'ulun bihtir. Ne derim? Ekreme Ahmed dedikten sonra el-câi'ine şeklinde ifade etmiş olurum. Aç olanlara ikram etti. Yuhibbu sever diyor. Raisul Cumhuriyeti. Evet, Cumhurbaşkanı şeklinde ifade ediyor. Cumhurbaşkanı. Raisul Cumhuriyeti bir tamlama var. Kimi seviyor? El-muvâtine. Vatandaşı seviyor. O zaman yuhibbu Raisul Cumhuriyeti el-muvatinine şeklinde ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Peki, bir sonraki alıştırmaya bakalım. Evet değerli arkadaşlar, 8. alıştırmamıza bir bakalım. Diyor ki, حَوِّلْ مَا تَحْتَهُ خَطْ altı çizili olan kelimeyi dönüştür. اِلَى جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ cem-i müzekker salime dönüştür. كَمَا فِي الْاَمْثِلَةِ وَغَيْرْ مَا يَلْزَمْ örneklerde olduğu gibi. Peki cem-i müzekker salime dönüştürürken neye dikkat ediyoruz? Şayet merfu ise vavla dönüştürüyoruz. Mansup ya da mecrur ise ya ile dönüştürüyoruz. O kadar. Mesela tenavvel el-câi'u diyor burada. El-câi'u kelimesi burada fail konumunda. Fail konumunda olduğu için burada el-câi'ûne şeklinde dönüştürdüm bakın. Tenâvel el-câi'ûne el-fatûr. Aç olanlar, evet, kahvaltıyı ne yaptılar? Yediler. Peki. Ekremet Âişetu dediğimize göre. Âişetu burada fail. El-câi'a burada mef'ulun bih. Yani Ayşe aç olan kişiye ne yaptı? İkramda bulundu. O zaman ekremet Âişetu el-câi'ine deriz bakın. Ye ile yaparız. قَدَّمْتُ الطَّعَامَ لِلْجَائِعِ bakın li harfi ceri var burada. Kendisinden sonraki kelime mecrur. O zaman قَدَّمْتُ الطَّعَامَ لِلْجَائِعِينَ şeklinde ifade ederiz. Yani merfu iken vavla, mansup ve mecrur iken ye ile yapıyoruz. Bakalım el-muvazzafu neşitun mahbubun cümlesinde. Altı çizili olan kelime el-muvazzafu kelimesi. Fakat şuraya dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. El-muvazzafu kelimesinin altı çizili ama el-neşitu kelimesi onun sıfatı ona bağlıdır. Sonra mahbubun kelimesi de haberdir. Evet, haber müptedaya bağlıdır. Yani bu tür sorularda sadece altı çizili olan kelimeyi değil, ona bağlı olan müpteda habere bağlıdır. Sıfat kendisinden önceki mevsufa bağlıdır. Bunları da ne yapmamız gerekiyor? Çevirmemiz gerekiyor. Zaten kitabımızda öyle yapmış. Bakın. El-muvazzafune, en-neşitune, mahbubune şeklinde ifade etmiş. Evet, çalışkan görevliler, memurlar sevimlidirler şeklinde ifade edilmişler. Peki. Fahasat tabibul laci'e. Evet cümlesinde. Laci'e kelimesi burada mef'ulün bih konumunda. O zaman ne yapalım? Fahasat tabibu dedikten sonra laci'ine diyelim. Laci'ine. Yani fahasa muayene etti. Kim? Doktor. Laci. Laci burada sığınmacı demek. Sığınan kişi. Mülteci diyoruz Türkçe'de. Evet, mültecileri ne yaptı? Doktor muayene etti. El muhendisu, mühendis mübteda konumunda. El mahiru, onun sıfatı. Nasıl mühendis? İşte mahir yani becerikli mühendis, usta mühendis. Meşkurun. Meşkurun kelimesi de haberdir. Ben burada mahir kelimesi sıfatı olduğu için el mühendisu kelimesine benzeteceğim. Yani çoğul bakımında. Meşkurun kelimesi de haber olduğu için mübtedaya yine uymak zorunda. O zaman bu cümleyi şöyle yazacağım değerli arkadaşlar.
El-muhendisune. El-muhendisune. Mühendisler. Nasıl mühendisler? El-mahirune. Usta mühendisler. Meşkurune. Güzel. Meşkurune şeklinde. Bakın hepsini cem-i müzekker. Daha doğrusu hepsini çoğul şeklinde yapmış oldum. El-mes'ulu adilun. Sorumlu, adaletlidir cümlesinde değerli arkadaşlar. Adilun kelimesinin altını çizmiş ama adilun kelimesi burada haberdir. Mübtedaya ne yapmak zorundadır? Uymak zorundadır. Adilun kelimesini çoğul yapacaksan mutlaka mübteda da çoğul olmak zorundadır. El-mes'ulune sorumlular, adilune adaletlidirler şeklinde ifade ederiz. Sellemtu alel qadimi minel umrah. Ümreden gelen kişiye selam verdim diyor. Ala var bakın burada. Ala'dan sonra gelecek olan kelime mecrur olur. Dolayısıyla sellemtu ala dedikten sonra el-kadimine şeklinde ifade ederiz. El-kadimine minel umre. Ümreden gelenlere ne yaptım? Selam verdim diyor. Akhbartul muhendise et-türkiye. Bak el-muhendise kelimesi mef'ulun bihtir. Çünkü akhbartu ben haber verdim. Fail ben de yani. El-mühendise ise mef'ulun bihtir. Mansup olur. Türk mühendis dediğine göre onun sıfatıdır. Bil-mes'eleti. Konuyu ne yaptım diyor? Haber verdiğim. Dolayısıyla akhbartu dedikten sonra el-mühendisine derim değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü mef'ulun bihtir. Ye ile yapalım. Sonra et-türkiyine derim. Çünkü o da onun sıfatıdır. Et-türkiyine bil-mes'eleti şeklinde ifade etmiş olurum. Devam ediyor sorular. Hazara el veledu. Evet, ma'al amili diyor. Hazara geldi. Kim geldi? El veledu fail burada. Ma'al amili deriz. Burada ma'al değerli arkadaşlar bir zarftır. Kendisinden sonra gelen kelimeye mudafu ileyh şeklinde gelmiş oluyor. Mecrur oluyor yani. Mecrursa şayet bu ye ile gelecek. Hazara el veledu çocuk geldi. Ma'al amiline şeklinde ifade ederiz. Ma'al amiline. İşçilerle birlikte geldi. Resme el mühendisul binaa. Mühendis binayı evet çizdi manasını ifade ediyor. Resme burada resmetmek, çizmek anlamında. El mühendisu kelimesi fail olduğuna göre resme ne deriz? El mühendisune şeklinde ifade ederiz. El mühendisune el binaa. Sonra yedhulu el mu'minu el cennete. Mümin cennete girecek diyor. El mu'minu kelimesi burada fail konumunda olduğuna göre çoğulu el mu'minune şeklinde ifade edilmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki. Ekra'il kıt'at taliye diyor. Aşağıdaki parçayı oku. Ve ayyinil müthenna ve cem'il müzekkeris salim. Müthenna ve cem'il müzekkeris salim göster. Fil cümle-i taliye aşağıdaki cümlelerde. Ve a'ribhuma ve onların irabını yap diyor. Bakın talibetani cedidetani. Bakın nasıl gelmiş? Merfu olarak gelmiş. Bunun ikisi değerli arkadaşlar nedir? Evet, müfenna olarak gelmiş ve merfu şeklinde gelmiştir. Talibe tani demiş bakın. Cedide tani, yeni iki öğrenci, kız öğrenci. Hazarat ila saffina, sınıfımıza geldi diyor. Talibe tani, cedide tani min Almanya. Almanya'dan yeni iki kız öğrenci geldi. Şimdi, hazarat fiilimiz. Talibe tani'nin cümledeki yeri nedir diye sorsam, dersiniz ki hocam faildir. Çünkü kim geldi? İki kız öğrenci geldi. Cedidetani de onun sıfatıdır değerli arkadaşlar. Kendisinden öncekine uyacaktır. Dolayısıyla talibetani kelimesi elifle yapılmıştır. Ve müfenna bir kelimedir. İrabı elifle yapılmıştır. Sonra ismuhuma Yasemin ve Merve. O ikisinin ismi Yasemin ve Merve'dir diyor. Bakın burada müfenna bir kelime yok. Yani müfenna yapılış şeklini daha önce göstermiştik. Kalemun kelimesini mesela kalemani ya da kalemeyni yaparız. Değil mi? Huma diyor o ikisi muslimetani. Bakın muslimetani kelimesi müthenna bir kelimedir. Peki niye muslimetani gelmiş de muslimeteyni gelmemiş? Çünkü huma kelimesi burada müptedadır. Muslimetani kelimesi ise burada haber şeklinde gelmiş. Haber merfudur. Merfulu elifle gelir. Min aslin türkiyin. Türk asıllı iki Müslümandır diyor. İki Müslüman işte kızdır manasında yani Müslümetani müennesler için kullanıyor. Haracet çıktı diyor. Aile tuhume. Bak aile kelimesi burada fail konumunda. İle Almanya, Almanya'ya çıktı. Lil ameli, li harfi cayından sonra geldiği için ameli dedik. Kable 30 sene. 30 yıl önce çıktı şeklinde ifade ediyor. Bakın şu 30 kelimesi
telafiin kelimesi. Cemi müzekker salim bir kelime değil aslında. Fakat cemi müzekker salim gibi şey yapılır. Yani irap yapılır, öyle söyleyelim. Çünkü bunlar değerli arkadaşlar rakamdırlar. Telafiin 30 demek. Normalde cemi müzekker salim olan bir kelime. Mesela muslimun kelimesi. Muslim kelimesi. Nasıl cemi müzekker salim yapılıyor? Vav ve nunla yapılıyor. Yani muslimun kelimesindeki vav ve nunu çıkardığım zaman müfret kelimeye ulaşıyorum. Muslimun kelimesi müfret bir kelimedir. Halbuki mesela felâthûn kelimesinde 30 anlamına gelen bu felâthûn kelimesinde vav ve nun tamam cemi müzekker salim gibi yapılmış. Yani kalıbı cemi müzekker salim gibi ama tekili felâthûn değildir. Felâthûn 3 demek. Felâthûn 30 demek. Dolayısıyla 30 kelimesinin müfredi 3 değildir. Fakat bu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bu 8 rakam değerli arkadaşlar merfu olduğunda felâthûn, mansup ya da mecrur olduğunda felâthîn şeklinde. Aynı cemi müzekker salim gibi irap olurlar. Felâthîn ya da felâthûn. Ama kendisi cemi müzekker salim değildir. Normalde kelime cemi müzekker salim olması için çünkü müfret olan kelimeyi çoğaltarak yapıyorduk. Burada öyle bir çoğaltma söz konusu değil. Böyle bir anekdot ya da bir ara bilgi vermiş olduk. Rakamlar geldiği zaman yine bunları açıklayacağız sizlere. Ve fil hakikati diyor. Gerçek olan şu ki hecere ila Almanya, Almanya'ya hicret etti diyor. Muslimune kefirun. Bakın burada Muslimune kelimesi gelmiş değerli arkadaşlar. Vav'la gelmiş bakın görüyorsunuz. Bu merfu bir kelimedir. Niye merfu diyeceksiniz? Çünkü hecere fiilimizdir. Kim hicret etti? Burada faildir. Fail olarak gelmiştir. Fail merfudur daima. Onun için muslimun ederiz. Kefirun da onun sıfatıdır. Sıfatı olduğu için kefirun kelimesi cemi müzekker salim şeklinde gelmiş. Çoğul olarak gelmiş. Çokça Müslüman hicret etti diyor. Min Türkiye ve min Suriye. Türkiye'den, Suriye'den ve Cezayir'i ve Tunis ve Mağrib. Bu tür yerlerden ne yapmış? Çokça Müslüman hicret etmiş. Hazarat at-talibetani diyor. Hazarat kelimesi burada fiildir. At-talibetani ise bu cümlede faildir. Fail burada nasıl gelmiş? Merfu olarak gelmiş. Neden merfu? Çünkü fail. Peki merfuluk işareti eliftir değil mi? Talibetani elifle gelmiş. İla İstanbul, İstanbul'a kable usbu'in bir hafta önce iki öğrenci İstanbul'a geldi diyor. İstekbele mes'ulun bir sorumlu karşıladı. Mes'ulun burada bakın nasıl gelmiş? Fail olarak gelmiş. Bu mes'ulun fail bir şekilde. Minel kulliyeti deriz. Çünkü minden sonra gelmiş. Fakülteden bir sorumlu. Peki karşılamış. Kimi karşıladı? At-talibeteyni. At-talibeteyni kelimesi müfennadır. Mef'ulun bih olduğu için buradaki konumu mef'ulun bih'tir. Çünkü kim karşıladı? Sorumlu. Kimi karşıladı? İki öğrenciyi karşıladı. At-talibeteyni kelimesi mef'ulun bih olduğu için ye ile geldi. Talibeteyni diyemeyiz. Talibeteyni. İki öğrenciyi karşıladı. Fi matari. Bakın fi'den sonra gelmiş. Fi matari İstanbul. İstanbul Havalimanı'nda. Ve ahazehume. O ikisini aldı. İle sekenit talibeti deriz burada. Çünkü seken kelimesinden sonra gelen bu kelime mudafu ileyhtir. Tamlamadır. Tamlamada mudafu ileyh mecrurdur değerli arkadaşlar. Bu at-talibat kelimesi cemi müennes salim. Şu andaki konumuz değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Ahade kelimesi aldı demek aslında. Aldı. Ahadehume o ikisini aldı. Ama ila ile kullanılırsa şayet götürmek manasını ifade eder. Ahadehume ile yani o ikisini götürdü. Nereye götürdü? İlâ sekenit talibat. Kız öğrencilerin bulunduğu yurda götürdü. Fî mintikati deriz. Fî mintikati umraniye. Umraniye bölgesindeki kız öğrencilerin yurduna götürdü diyor. Sonra bede'et at-talibetâni. Talibetâni kelimesi yine mütennadır. Fail olarak gelmiş. Çünkü bede'et kelimesinden sonra fail gelmiş. Bede'et at-talibetâni. İki kız öğrenci başladı. Kimmiş bu ikiz öğrenci? Yasemin ve Merve. Eddirase tederiz. Çünkü mef'ulun bihtir. Eğitime başladı. Fi bidayeti deriz. Çünkü fi'den sonra gelmiş. Fi bidayeti hadel usbu'i. Bu haftanın başında eğitime başladı şeklinde ifade ediyor. Şekaret teşekkür etti. Kim? At-talibetani kelimesi bakın müthenna olarak gelmiş. Fail şeklinde geldiği için elifle değerli arkadaşlar.
merfu olmuş. Peki, şekeret at-talibeten. İki öğrenci teşekkür etti. Kime? El-idarete. İdareye teşekkür etti. El-idarete kelimesi burada mef'ulun bihtir. Vel-müderrisin. Müderrisin kelimesi de değerli arkadaşlar. Bakın burada cemi müzekker salim olarak gelmiş. Yani hem idareye teşekkür etmişler hem de öğretmenlere teşekkür etmişler. Diyeceksiniz ki hocam burada niye ye ile geldi de müderrisun gelmedi? Çünkü değerli arkadaşlar bu vav harfi bir bağlaçtır. Buna atıf harfi diyoruz. Atıf harfinden sonra gelen kelimeye matuf diyeceğiz. İleride öğreneceğiz bu kavramları. Bu matuf dediğimiz kelime kendisinden önceki kelimenin irabına bağlıdır. Daha doğrusu kendisinden önceki matufun aleyh dediğimiz ileride öğreneceğiz bu kavramları inşallah. Şimdi heyecan yapmayın yani. Ya neydi bu falan filan diye. Sadece şunu bilin. Bu cemi müzekker salim olan kelime niye bu şekilde ye ile gelmiş? Çünkü el-idarete kelimesine irab bakımından ne yapmak zorunda? Uymak zorunda. Peki iki öğrenci idareye ve öğretmenlere teşekkür etmiş. Neye karşı? Ala husni ziyafeti. Evet, güzel bir karşılamaya. Ve alel istikbal yani husni ziyafe burada ikrama. Güzel bir ikramda bulunduklarından dolayı ya da karşılamada bulunduklarından dolayı. Ve alel istikbalil harri. Ve sıcak karşılama dolayısıyla güzel misafirperverlik diyelim burada. Ala husni ziyafe. Güzel misafirperverlik, misafirperverliklerine ve güzel karşılamaya karşı ne yaptılar? Evet, teşekkür ettiler. Talebe istedi. Muallime as-saffi. Sınıfın iki öğretmeni istedi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam aslında burada bir harf düşmemiş mi? Muallimani olması gerekmiyor mu? Aslında haklısınız bir yönüyle. Muallimani olması gerekiyordu. Çünkü müthennada böyle bir şey vardı. Talebe istedi. Muallimani kelimesi de faildir. Fakat tamlama olursa hani ben size sürekli söylüyordum bunun arada düşecek bazen düşecek demiş diyordum ya hani buradaki muallimani'deki nun bir tamlama oluşturduğu için kendisinden sonraki kelimeyle düşmüştür. Muallime as-saffi şeklinde ifade edilir. Bununla alakalı kuralları da inşallah tamlama dersimizde önümüzdeki derslerde inşallah görmüş olacağız. Talebe muallime as-saffi. Sınıfın iki öğretmeni istedi. Kimmiş o iki öğretmen? İbrahim ve Abdülhamid. Kimden istemişler? Min Yasemin. Yasemin'den. En teclise oturmasını istedi. Ma'a Selma. Selma'dan oturmasını istedi. Ve talebe yine o ikisi istedi. Burada bir müthennalık yok. Fiilin kendisinin çekimi var bakın. Talebe, talebe, talebu. Değil mi? Fiilin çekimi. Talebe o ikisi istedi. Kimden? Min Merve, Merve'den. En teclise ma Halime. Halime ile birlikte oturmasını istedi şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde müthenna yani ikil olan kelimenin, cemi müzekker salim olan kelimenin yani çoğul, düzenli çoğul, müzekker çoğulların yapıldığı cemi müzekker salim olan kelimenin nasıl cümlede irab edileceğini öğrenmiş olduk. Peki tekrar hatırlayalım nasıl oluyordu? Müthenna olan kelime şayet merfu olursa elifle, mansup ve mecrur olursa ye ile yapılıyordu. Cemi müzekker salim olan kelime ise merfu olduğunda vavla, mansup ve mecrur olduğunda ye ile irab yapılmış oluyordu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki ders inşallah görüşmek üzere.